Low cash. 2 milyon param var lan. Nasıl low cash? Nedim, burada mısın? Bunlar kaç olmuş? Okey. Buradan bir şeyler geliştirmek lazım da sonraki haftaya bakalım. Buradaki şeylerin tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum ben. Geliştirdiğimiz parçaların ana departmanların. Yani üstün körü biliyorum, onu soracaktım. Doğru mu biliyorum diye. Yarışta yağmur yağacakmış. Hadi hayırlısı. Şimdi bu power train kısmı motor gücüyle ve benzinle alakalı anladığım kadarıyla. Bu aerodinamik aracın kalkışı ve bu işte yer tutumu falanla ilgili. DRS de burayla ilgiliymiş sanırım. Şase, fren ve araç dengesi, lastik tutumu, durabilite, aracın sağlamlığı, vites kutusu, jet mu? Bu mu? Düz, genel, kısa, basit özeti bu mu oluyor? Bu arada bu sağ tarafta bu kadar detaylı yazıyor muydu ya? Sanırım yazmıyordu. Parçaları geliştirdikçe daha net bilgi mi almaya başlıyorsun acaba? Şeyleri geliştirecek fabrikaları. Okey, tamam. Bu pist hangisiydi ya? Asturya. Bugün bizim şeye yazdım. Utku'ya yazdım. FMT'den Utku var ya şeyden. Grupta. O da Formula 1 oynuyor. Dedim hani Gamepad'de böyle böyle bir sorun var dedim. O da şey dedi, Gamepad'de kullanım çok daha kolay olmuş 2019'a göre dedi ama kariyer oynamamış, normal bir yarış atmış o. Sen dedi Ferrari ya da Mercedes'e falan bir sürdüm ya da Red Bull'la falan bir sürdün mü dedi. Sürmedim dedim. Belki dedi araçtan ötürü sana öyle geliyor olabilir, bir dene istersen onlarla dedi. Denemedim ama sanırım öyle diye düşünüyorum. Ama sana normal geliyor bilmiyorum. Kaçıncı yarıştayız biz? Çayımı dibinde içeyim. Round 11. Aynen. Vallahi hiç alıp şey yapmadım yani. Bura şey mi? Hatırlamaya çalışıyorum. Tamam, bura şey. Geçen seneki F2 başlangıcı yaptığımız pist değil mi? Orası mıydı? Tamam, hatırladım pisti.
Vettel'in 04 arkasında mıyım? Araç iyileşmeye başladı galiba. Nedim, bana şey ayarını söylesene ya. Dün değil, geçen gün sen çıktıktan sonra ben şeyi de kapatmıştım. Abi startta araç kaydı. Traction control full'de kullanıyormuşum ben. Bunu şey yaptığımda, off yaptığımda araç yok gibi bir şey oldu yani. Geçen sene bunu ne kullanıyordum hatırlamıyorum ben. Geçen sene böyle bir şey var mıydı acaba? Yani hatırlamıyorum hiç bunu. O ayarın. Bu arada 04 ikinciliğe. Tamam. İyiler gelmeye başladı. 07. Kapatayım mı? Off mu yapayım? Yoksa full mü kalsın? He, yani şey kalsın, full kalsın. Şu anki haliyle kalsın. Traction control. Muhtemelen Q2'ye kalırım diyerekten bir tur daha atmak istemiyorum şu anda. While the radio is active, cycle through command groups with the MFD button. Şeye bak. Aa. Tamam bak, Battle Pass bugün işlemeye başlamış. Boşuna oynadık 3 gün anasını satayım. Keşke onları da verse. Tamam, 07. Bayağı iyi turladık galiba. Edemedim işte zaten ya. O yüzden sorayım dedim. Şeye bakmadım bu arada ya. Şeyi kullanmak istiyorum ben. Buradan göremiyorum. Sesli kontrolü kullanmak istiyorum. Açıkçası. Açayım kanka. Neyini soruyorsun? Bak, DRS assist off. Direkt off yaptım bunu. ERS de off, DRS de off, fuel de off. Pit çıkış ve girişinde asistler. Bunun sebebi de YouTube'dan izleyen arkadaşlara da açıklayayım. Gamepad'de ekstra tuş atamadığım için pit şey limitini, hız limitini koyamıyorum abi gamepad'e. Onunla da uğraşmak istemiyorum açıkçası, o yüzden. Gearbox'ta otomatik. Direksiyon olsa otomatik yapmazdı muhtemelen de. Bura böyle. Kontrolü de şu şekilde göstereyim kanki. Edit. Bak. Daha görebilirsen. Ha bak, overtake diyor. Gördün mü? LB diye seçildi bende otomatik. Ben bir şey seçmedim. Bura böyleydi yani. O zaman ilginç seninkinin çalışmaması. Şeye bakıyorum da. Konuşma olayına. Voice command RB basılı mı tutmam gerekiyor acaba? Abi oyunun sesini kulaklıktan kıstıkça daha da artıyor gibi geliyor yani. Weather report. No threat of rain for the time being. Conditions looking good. Dry seem like the fastest tire at the moment. Doğru raporu verdi. Word. Sanırım basılı tutmak gerekiyormuş şu.
06. Nedim, yarışta ikinci Q2'de attığım lastikle oynuyorum değil mi? Yarışı onunla yapıyorum. Medium lastiklerle mi atsam lan bir tane? Yoksa şu an en hızlı tur attığım, Q2'deki en hızlı tur attığım lastiği alıyor olabilir. Medium'da soft'u geçemeyebilirim. Bence worth ya, beğendim. Kullanışlı olabilir. Alışmak lazım sadece. Oy. Botta 0-3 atmış. Evet, 4 lastik var. 3 soft, 1 medium, evet. There's only a few cars out on track. We should consider getting out there. Soft bir medium'u yarışta kullanıyorsun. İki soft sıralama için. Millet medium atmıyor mu zaman hiç abi? Atmamış gerçekten. Gerçekte de mi atmıyor? Gerçekte atıyorlardır diye düşündüm çünkü. İlk onda kalır mıyım ya? Aldım galiba. Yavaştan değil, strateji olarak demiştim. Geçen haftaki yarışta Verstappen medium'la başlamadı mesela. Öyle hatırlıyorum, medium'la başlamıştı. Sonra soft'a geçersin işte. Sonrası için daha hızlı olabilirsin, daha iyi olabilirsin. Perez ve Sainz arkamda. Bu arada Racing Point bayağı hızlı oyunda. Bayağı hızlı. Hamilton'da Bottas'ı 0.3 saniye geride. Güzel. Arkamla bayağı fark var. Ben biraz turu geliştirebilirsem yukarılara atarım ama. Tamam. Medium başlayıp soft'a geçersin işte, onu demiştim. Evet, kullanmak zorunda kalacaksın. Ya da hard takacaksın. Zaten gerçekte hard takıyorlar. Genele vurduğunda çok uzun yarış. Uzun sürdüğü için pis şeyi. Yani lastik aşınmasına göre artıyor olay da. Burada zaman kaybetmiş olabilirim ya. Sıfır yedi mi? Kötü zaman kaybettik bir yerlerde ya. Bir altı, wow. Bir sıfır yedi, 313. Ben burada Q1 ve Q2'de attığım turu görmek istiyorum. Bunu göremiyor muyum abi? Göremiyorum gerçekten. Set. Hamilton hala Bottas'a yaklaşamamış bile bu arada.
Umut'un yazdığına bakıyordum ya. Utku'nun Umutcu. Niye kaydık ya? Niye kaydık? Abi durup dururken niye kaydık ya? Soru geliştirmeye bırak, 0,5 saniye gerilere vurduk ya, inanılmaz. Sekiz. Denemedim ya. Öyle bir başım ağrıdı ki uyumuşum ben sana yazdıktan sonra. Sonra da bir duş alıp yayın açtım. Denemek lazım. Bilmiyorum. Ben Steam'den duyuru geçmedim bu arada. O geldi aklıma. Onu yapabilirim. Grup. Kopyaladığım duruyor mu? Tabii ki durmuyor. Ne oluyor lan? The car setting screen on your multifunction display will allow you to change various settings as you drive. Open the display with the 8 1 Abi Battle Pass gelmiş oyuna ya. Sen de eğer oyun para şeyi geldiyse aç bunu Battle Pass'ini direkt. Güzel şeyler veriyor ilerisi için. Ya her yarışa puan veriyor, güzel. McLaren ve Renault arkamda, önümde de Albon var. Keşke önümde Perez olsaydı. Abi Racing Point harbi pembe Mercedes oldu, anasını satayım başımıza ya. Hamilton da Bottas'a yetişemiyor bu arada, 0-2. Aynen, benimki de öyle. 15K ön siparişten bonusla 9K'yı aldım. Ve içinde de veriyor burada, gördün mü bilmiyorum. Battle Pass'te de oyun içi para veriyor. Oyun içi parayla shop kısmı var. Shop'tan skindir, pozdur, işte araç skin, araç giydirmesidir, eldivenidir falan alabiliyoruz. Araç bayağı iyi gelişti dedim sanırım, ya da ben şu an 75 zorluğu artıracağız gibi gözüküyor, bilmiyorum. Çok çalışma. Gene bana pembe Mercedes sordular bak. Okay. Eskiden her yarış sonrası bir şey sormuyordu bu abla. Şu anda her yarış sonrasına bir şey sormaya başladı. Son turlarda yağmur var. Yani dayanabildiğim kadar soft lastikle dayansak. İşte bu yüzden medium diyordum Nedim. Şu anda bu yarışta medium lastikle çıksak bayağı gideriz. Sonraki turlarda gerçekten, yani son bir turda değil de son iki tura falan olursa o yağmur şiddetli gözüküyor çünkü. Direkt yağmur lastiğine geçerdik. Bayağı da Word olabilirdi yani. 18 tur. Onun için düşünüyordum. Tamamdır, görüşürüz. İyi seyirler olsun.
Welcome to the beautiful Styrian Mountains for another chapter in the story Spielberg. Of the Spielberg. İyi okumuyor olabilirsin orada. Spielberg diyor olabilir bu olay. It's time to see how our driver. Sekiz on. 17. Clutch bite is good. Gearbox is responding normally. Make sure to warm up the tires and brakes. Warm the tires and brakes throughout the lap. Albon'u geçebilirim gibi geliyor ya. Albon aracı önümüzde birkaç kez kalmıştı. Hatta biz Red Bull'u da geçtik. Verstappen'i de geçmiştim start düzlüğünde birkaç kere ben. Ama Perez'i geçemiyorum yarış standartlarında abi. Bu çok saçma. We think we may see some rain. ETA is about 15 minutes. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Haydi bakalım. Çarpmak istemedim. Kesinlikle çarpmak istemedim bu arada. Öyle bir şey yok yani. Onu o tam istediğim buydu bu arada ya gerçekten. Güzel bir başlangıç olabilir bizim için. Hemen yanımda Vettel var. Yani Vettel dur yolu mu ben mi yolu kapadım gene abi çok merak ediyorum. İnanılmaz ya. Replay replay. Ben buradan ver ya. Burada gene kayıyorum abi.
DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. To teammate behind is 9.4 seconds. Fuel target is plus one. Faster engine modes are available. Gap to car in front is 1.5 seconds. Expect to see some rain about 10 to 15 minutes from now. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Vettel bırakmıyor peşimi. Çılgın bir yarış başlangıcı oldu. Bakalım. Vettel pit'e girmiş.
We're going to box this lap. Push hard on the in lap. Okay, clear. No tire concerns at the moment, just focus on the driving. Burayı niye dönemiyorum ya? Rahat. Az önce de bu şekilde döndüm. Our gap to the car in front is 3.7 seconds. Caution, caution. Release, release. Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. Vettel'in önünde çıkabildim, Word. Oha, DRS aldım. Wow. Doğru. Geçmeden önceki DRS bölgesine girmiş olabilirim. Ya fuck. Niye kayıyorsun abi durduk yere? Use your overtake button more. It's time to utilize some of this energy. Kvyat Gazli'ye geçirdi. Adam pite gidiyordu, geçirdi Gazli'ye. Antoine is coming in for his stop. Pite giren adama geçirdi ya. Çılgın. Harbiden kapıya geçirdi yani, böyle dürtükledi. Kral yolum bura dedi. Çok güzel bir yarış oluyor, hadi be ya. Al bunu yaklaşabilsen. Driving in front. Driver in front.
Albon ahead. Okay, gap ahead is 4.8 seconds. They're on fresh mediums. 5.3 seconds. 5 saniye varmış aramızda. Fuck. Weather report. Weather report. Radar suggests some weather is going to hit in around 5 minutes time, so stay on your toes. Dries seem like the best time. 5 dakikaya yağmur yağacak diyor. İki aracın arasında kaldım abi. Sol map'e baksanıza, yalnızları oynuyorum yemin ediyorum şu an pistte. To car in front is 6.0 seconds. There's 5 laps of fuel remaining. Dropping a second a lap to the car behind, 1 second. We're catching the car ahead, but be aware that these tires need to last till the end of the race. Okay, we don't think we're far away from some rain. I'll keep you updated as the conditions change. The gap to the car ahead is 6.5 seconds. Yağmurda lastik değiştirmek zorunda kalacağız mı acaba? Asıl mevzu o olacak.
Weather report. Weather report. Dry seem like the fastest tire at the moment. Niye kayıyorum abi sürekli ya? Biri takip etti. Nickini şu anda okuyamıyorum. Teşekkür ederim takip için. Hoş geldin. Umarım memnun kalır yayından. Thank you, thank you. Nickini okuyacağım. Pite girmeli miyiz acaba? Oyunun anlamadım ya da bilmediğim kısımları bunlar diyebilirim. Bu yağmur hızında girmeye gerek yok muhtemelen ama. Bir tur kaldı ya, bence yağmur pite girmemize gerek kalmayacak gibi hissediyorum. Aynen. Allah'ım sana geliyorum ya. Hayır bak, 18 tur. Şurayı 18. dönüşüm demek. Nasıl hala kayabiliyorum ya? Norris 4 saniye girdim de. Ben benzini harcayayım ya. To the car in front is 7.3 seconds. Ay ERS'de overtake'de yok oluyor ama ya. We advise moving to mix 2, fuel to mix 2. Jamie Barat Pony hoş geldin. Teşekkürler takipçim, umarım memnun kalırsın yayından. Arada araç frenlemedi. Muhtemelen lastikler şu an basmıyor. Dönemedik virajı. Okay, the stewards have now disabled DRS. DRS is now disabled. Zaten son turdayız kral. Abi Vettel erken pit yaparak 7.'liği kaptırdı ya. Arkamdaydı. Niye erken pite girdi? Benden kurtulmak için mi? Güzel. İyi bir sonuç geldi. Gazla mı erken basıyorum? Ya oradaki yeşili görünce basıyorum işte. O yeşil yanıltıyor beni muhtemelen. Ondan olabilir. Kontrol için teşekkür ederiz. Pierre Gasly günün sürücüsü seçildi. The Mercedes team pulled out a fantastic performance today. They should be proud. Tell me, Ant, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can... Mercedes are on top form once again after an excellent kazanmış. It's great to see them. Lewis Hamilton da işte. Lewis Hamilton geçemedi bu hafta sonunu. Abi oyuna Battle Pass getirmişler, gördüğünüz gibi. Battle Pass. Erken sürüm aldığım için de bana oyuncu para vermişti. Oyuncu parayla Battle Pass satın aldım. Battle Pass'te güzel şeyler var. Araç giydirmesi, pozu, kaskı,
Eldiven falan. Bayağı güzel şeyler var yani Battle Pass'te. Bayağı beğendim. İyi ki erken siparişte de ekstra puan veriyormuş. Mis. Daha ya. Evet, Battle Pass 8 başladığımız gridde 6. bitirdik. Bayağı iyi. Araç bayağı gelişti. Zorluğu artırabiliriz diye düşünüyorum. Biraz daha gidelim oynayalım da ona göre. Şu an 75 zorlukta oynuyorum. Bizim Hubert 18 başlayıp 19 bitirmiş. Raikkonen DNF oldu. Verstappen ikinci tamamlamış. Leclerc başladığı yerde. Albon'la ben startın kazananı olduk gerçekten. İyi başlangıç. Güzel. Güzel bir yarıştı. Yok canım, performansı etkileyen şeyler veremezler yani bu tarz oyunlarda. 6 olduk mu? Şu üsttekini yapamayacağım. O senin.